bütün düşüncemiz bu ülkenin, bu kentlerin bilgi ışığında yönetilmesi. Paylaşılarak o bizim çok güzel olan, geleneklerimizde olan o güzel duyguların dayanışmanın yaratılarak her şeyin, herkesin her şeyden haberin olması, gizlinin saklının olmaması anlayışı. O bizim geleneklerimizde çok güzel duygularımız var. İmece, yardımlaşma, işte kol kola yürüme, birlikte yürüme, birlikte bu memleketi geleceğe taşımak. İşte bugün Dille'de aslında çok önemli bir çalışma yaptık. Ne kadar dürüst ve şeffaf olduğumuzu, ne kadar temiz, dürüst olduğumuzu ve sizlerle birlikte bu memleketi geleceğe nasıl taşıyacağımızı birlikte konuştuk. Çok önemli katkılar verdiniz. Proje demokrasisi işte onun için önemli. Bu kentin değerleriyle birlikte, var olan değerleriyle birlikte, insanların o sosyal yaşam gelenekleriyle, görenekleriyle birlikte korunarak geleceğe taşınması çok önemli. O özgün tevhili ortaya çıkacak. Birinci parsel dediğimiz, birinci mevki dediğim, gerek Tirliye'de gerek Mudanya'da, nerede olursa olsun o denize birinci parselde araç olmayacak. Benim o nihayet çözüm, o benim özlemim, bunu başaracağız. Ben tabii ki sadece bu değil, Mudanya'mızla ilgili bütün projemizde, Yıldıztepe'de olsun, diğer projemizde olsun, hep halkımızla birlikte konuşarak, tartışarak karar verdik. İstiyoruz ki buradan alınan çıkan kararlar sonucunda herkesin kendisini gördüğü bir proje ortaya çıkacak. Konsol olarak çalışan bir seyir terası da elde etmiş olacağız böylece. Yani Tirliye'ye girerken aracını bırakıp rahatlamış olan insanlar oradan Tirliye'nin fotoğraflarını da çekebilirler, aşağı inebilirler. Aşağıda bisikletler olacak, belediye bisikletleri. O bisikletlerle veya yaya olarak insanlar Tirliye'nin kültür rotasını veya sahil rotasını izleyebilecekler. İndikleri noktada Tirliye'yi tanıyacak bir turizm ofisi ihtiyaçlar için tuvalet vesaire ve Tirliye halkının orada oluşturduğu pazarı bunun etrafında düzenli hale getireceğiz. Orada da bir bisiklet parkı olacak yine. Yani oradan da insanlar bisikletle, belediyenin bisikletleriyle Tirliye'ye gezebilecekler. Burası hem zeytinyağı müzesi, zeytin ve zeytinyağı müzesi olacak, hem de bir otopark alanı, araçları bırakma alanı olacak. Burada bir ilk karşılama meydanı, yani hoş geldin meydanı düzenlemesi var. Burası üçüncü proje alanımız. Şimdi burada bu proje aslında Taş Mektep ve önündeki park alanı ve içinde bulunduğumuz sinema, üstündeki Dündar Evi ve işte Eski Pazar Caddesi, sokak dokusuyla birlikte ele alınıp bir bütün olarak tasarlanacak bir özel proje. Cami ve hamamı bir bütün olarak, orada bir avlusu var onunla birlikte, başka bir buluşma merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Kenardaki lise ve etrafı, o da patrikhane ile işbirliği içinde önemli bir odak haline gelecektir. Son olarak da Çamlık Kahve ve yanında yine belediyeye ait bir yerin tasarlanması, yani Çamlık Kahve'nin bir elden geçirilmesi, yanında 1000 metrekare civarında, değil mi, şu anda bir park alanı var. Onun da kullanılması, yanı zaten planda, ilk planda da turizm alanıydı. Turizm alanının işte teşvik edilerek buradaki yatak sayısının arttırılması, ki kentsel tasarım rehberinde işte birisi gelip oraya kocaman bir otel yapamayacak, oraya ilişkin de plan notlarını koyacağız. Oraya saygılı, süliyeti bozmayacak bir yapı yapılmasını sağlayacağız.